Beyin Sports. Burak Elmas'tan transfer açıklaması. Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, Sarı Kırmızılı takımın mali ve transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetimiyle birlikte Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan Elmas, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaştıkları sorunlar olduğunu söyleyen Elmas, hem transfer yapabilmek hem de UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alabilmek için ortada çok ciddi bir rakam var. Bunu önümüzdeki günlerde halledeceğiz dedi. Mali tabloyla ilgili yorum yapmak istemeyen genç yönetici, biz buraya şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye geldik şeklinde konuştu. Elmas transferle ilgili ise şöyle konuştu. Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlamalarını hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Bu süreci hocamızla görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz. Elmas'ın Anıtkabir ziyareti Burak Elmas ve yönetim kurulu, Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Elmas'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Burak Elmas, Misak-ı Milli Kulesindeki Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı, deftere şunları yazdı, aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım, nutkunu rehber edindiğim adam. Galatasaray Spor Kulübü 38. Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız. Sizin 100 yıl önce vatan satında sağladığınız birliktelik ülküsü ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen'den bugüne, birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz fikriyatınızdan ayrılmayacağıma kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor. Manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Öte yandan Anıtkabir'de bulunan Galatasaraylı taraftarlar Başkan Burak Elmas'a yoğun ilgi gösterdi. Burak Elmas ve yönetim kurulu aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Elmas'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Burak Elmas, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir özel defterini imzaladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı, deftere şunları yazdı. Aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım, Nutkun'u rehber edindiğim atam. Galatasaray Spor Kulübü 38. Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız. Sizin 100 yıl önce vatan satında sağladığınız birliktelik ülküsü ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen'den bugüne, birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Öte yandan, anıt Anıtkabir'de bulunan Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Burak Elmas'a yoğun ilgi gösterdi. SporX Steven Beristan Galatasaray'a Red Galatasaray'ın transfer etmek istediği Feyenoord'un sağ kanat oyuncusu Steven Beris, Sarı Kırmızılı takımın teklifini geri çevirdi. Sarı Kırmızılı takım, 29 yaşındaki futbolcu için Feyenoord'a 4 milyon euroluk serbest kalma bedelini teklif ederken, Hollandalı isme de 1 milyon euro maaş önerdi. Ancak Galatasaray'ın bu teklifi sonuçsuz kaldı. Menajeri Albers'ten açıklama. Daha önce Wesley Snyder'in de menajerliğini yapan Guido Albers, Steven Beris'in kararı hakkında konuştu. Menajer Guido Albers A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray ile görüştük. Steven Beris'a teklifi ilettim. Feyenoord kısmı ile ilgili sıkıntı yok. 4 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Ancak Steven Beris farklı bir kulüpte oynamak istediğini söyledi. Biz de Galatasaray'a teşekkür ettik dedi. Galatasaray'ın yanı sıra Norwich, Ajax ve Wolfsburg'un da gündeminde olan Steven Beris'in Ajax'a imza atma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.